Evrim Akın'la Ev Kuşu'ndan herkese merhaba. Ay şu bizim yayına kayda girmeden önceki hallerimizi keşke biri çekse de izleseniz. Bu ikisinin 5800, 4200, 6700, 9800 diye konuşmaları var. Duyan zannedecek ki merhaba. Merhaba. Merhaba canım. Duyan ne zannedecek? Hiçbir şey zannetmeyecek de. Şişiyorum. Diyafram ayarlıyorlar. Bu işin teknik kısımları da böyle ne yazık ki. Arkadaşlar bozmayın Evrim'in konsantrasyonunu. Bakın bu hafta hangi sanatçımızın evine konuk olacağımızı söylemeyi unuttu. İzleyicilerimize büyük bir sürprizin mi var yoksa Evrim? Kapı açık mı bir deneyeyim. Açmış. Özdeş kaçıncı kat? 3. Sansör var mı? Eyvah eyvah. Evrim kaç merdiven çıkacaksın sen düşün artık. 3 tane merdiven. 3 kere 3. Ama biliyorsunuz ben hareket etmeyi sevmiyorum. İnsanlar spor salonlarına servet ödüyor. Sen hareket etmeden nasıl böyle formda kalabiliyorsun şaşıyoruz doğru sevrim. Sen kucağına alacaksın. Yok şey omzunu al bir de keline böyle vurayım. Küçükken babam böyle yaparmış onda keline var. Hadi gidelim. Nerede bu? Yolcu yolunda gerek tabii. Daha önünde çıkılması gereken tam 3 kat merdiven var Evrim. Şimdiden kolay gelsin. Ben zayıfım ya. Burada yaşasam herhalde yok olurum. Ses olarak kalırım. Değil mi? Geç. Öf, bu ikinci kat. Daha bunun bir katı daha var. Ay. Ay yavaş. Everest'te tırmanıyor gibiyim yemin ederim. Mesela ben küçükken de eskiden tamam asansörü yoktu. Herkesin evinde de olmak zorunda değil. Giriş katta oturdu kardeşim. Babam da beni düşünerek almış evini. Tutmuş. Neyse işte. Yani bilmiş kızı tembel. Ay sen kimsin? Ah bana mı getirdin? Neydi? Çiçeği. Çok dürüst. O zaman gelme. Sen gelme. Hı? Evim orada. Bundan sonra ben yaşayacağım orada. Nerede? Burası mı ev? Daha mı üstte? Ay nasıl zor olmuyor mu inip çıkmak? Oluyor. Hele marketten o poşetlerle gelince. Küçük hanım da senin gibi hareket etmekten pek hoşlanmıyor galiba Evrim. Hacıyı da komşuya göndermişim. Tavukları pişirmişim. Ay ne konuştunuz be? Dilber Ay'ın bu sıcak karşılaması çıktığı o kadar merdiveni unutturdu Evrim'e sevgili izleyiciler. Onlar hasret giderip içeri geçene kadar biz daha sonramıza bakalım. Dilber Ay'ın kast mı var? Aa kaçtı kadın. Kas! Nargiday! Merhaba canım. Ay. Ay! Ay! Gene bak formunda görüyorsun. Kız zilleri bozuk. Kız zilleri bozuk. Ay bizim de zil bozuldu. Ne oluyor? Hiçbirinin telefonu çalışmıyor. Bunların telefonu da çalışmıyor. Ay hiçbirinin telefonu çalışmıyor. Biz de koyda beyleydi biliyor musun? Orada hiç önce camdan konuşurduk sonra içeri girerdik. Çıkı çıkı geldi çıkı çıkı. Ay bu ne güzellik. Yavrum seni çok seviyoruz biz ya. Ailece ben de ya. Sizi. Biz de ailecek sizi çok seviyoruz. Canım benim. Kız burada daha güzelsin. Ya. Vallahi burada da çıtı pıtı hakikaten çıtı çıtısın. Ya. Vaa. Hoş geldin. Hoş buldum. Canım kızım benim hoş geldin. Onlar hasret giderip içeri geçene kadar biz bakalım bu hafta Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda neler yaşanacak. Gitti bunlar oğlum. Göndermiyor kardeşim. Zorunda mıyım? Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda büyük usta Dilber Ay söylediği türkülerle tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Oho, hem coşacak, tavukları pişirmişim, hem de coşturacak, hacıyı da çarşıya göndermişim. Kız Dilber dedi, Dilber, kız kim bu olan dedi, dedim. Dilber Ay büyük aşkı İbrahim Bey ile evlenme öyküsünü anlatacak. Baba dedim ben bu olanla evleneceğim dedim. Evrim Akın Dilber Ay'a. Ana. Daha sen beni tanımadın Dilber Ay. Dilber Ay Fenerbahçe'ye seslenecek. Fenerbahçe'ye kestim. Dilber Ay'ın eşi İbrahim Bey Hatay Tava yapacak.
yer sofrasında afiyetle yenecek. Yemek yerken ha. Hepsi ve daha fazlası birazdan Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Gidelim anam benim. Buyurun. Hadi. Ha. Akıllı ol, ikinizi de yakarım ha. Dilberay'la birlikteyim ben. Burası dinlenme eviniz değil mi İstanbul'daki? Zaman zaman otelde kalıyorum. Yoğun işlerim de yakın olduğu için karşıya. Dinlenmek için de buraya çıkıp geliyorum. Burayı kimse bilmiyor. Sessiz de burası. Çok sessiz. Hemen karşıda adalar var. Deniz karşında. Kına mı? Ben kına yakarım. Ucu sürmem hiç. Ne güzel. Kına yakarım. Küçükken anneannem de yapardı. Mikroplara karşı da iyi bu değil mi? Öyle bir şey ne de var. Bileyim, hijyenik ben, diyorlar. Evet. Yani kınayı çok severim ben. Anam yakardı elime. Allah rahmet etsin. Derdi ki rahmetli anam, kadının tırnağından kına eksik olmaz derdi. Olmaması lazım derdi. Cennet kokusu var kınada derdi. Ya. Anam Karadenizliydi. Baba Doğulu. Baba Halepli. Vay be. Doğum yerim Pazarcık. Aa. Evet. İkiye kadar Kahramanmaraş'ta okudum. Evet biliyorum. Efendime söyleyeyim. Nasıl bir hayatsın ki? Ben okudum da. Yani biz sizi seviyordum. Okuduktan sonra daha böyle hayranlık duydum. Çok güçlü bir karaktersiniz. Allah'ın sayesinde ayakta durmaya çalışıyoruz. Yani Rabbim bana ömür verdiği müddetçe Allah çocuklarım için beni yaşasın. Amin. Cümle anneleri, babaları evlatlarına yaşasın. Amin. Beni de unutmasın işte yavrularımın kölgesinde, kölgemde dursunlar. Siz bir arada yaşıyormuşsunuz Ankara'da değil mi? Ben öyle bir şey duydum. Şimdi. Doğru mu? Böyle çoluğum, bir avlusu olan büyük bir evde. Çoluğum çocuğum Düzce'de. Ha Düzce mi? O zaman bana yanlış mı söylediler? Herkese birer tane ev yaptım gücümün yettiği kadar. Böyle lüks bir ev değil. Olsun. Gece kondu şeklinde ama. Ne güzel. Hiçbir şeyi eksiksiz bir... Kaloriferinden sıcak suyuna öyle. Kalorifer yok. Yok mu? Sobalı mı? Sobalı ay, ev ama... Gel kışın bende de bir alta kal. Geleyim mi? Gel diyorum işte. Tamam geliyorum. Ondan sözü aldık. Yeni sezona. Yeni sezona. Bak yazı bitirdim ben yeni sezona. Oturduğum evi oğluma bıraktım. Oğluma bıraktım. Ayşen mi çok aşağıda düşünüyor. Kızım oturuyor. Ama ayağımın birisi yanlarında. Şimdi ben kendime bir oda yapacağım. Bahçeye tek oda. Kapımı kilitleyeceğim. Geldiğim zaman oraya açıp girip istirahatımı yapacağım. Çok kalabalık çoğu çocuk. Baş ağrıtır değil mi? Belli bir saatten yok. Sonra ağrıtmaz mı? Yok ağrıtmaz. İnsan evladından baş ağrımaz. Evladından baş ağrırsa o ana ana değildir. Ne bileyim ben doğurmadığım için ana değilim zaten. Ana olursan görürsün. Ana olursan görürsün. Öf. Ben Allah... yiyenlerim de var. Yiğit Han, Efe Kağan. Belli bir saat tamam sonra oturun, kitap okuyun, resim çizin, ses etmeyin diye böyle. Vallahi aynen, dayanamıyor. Ben de öyleyim aynen. Ha bak. Ha şöyle yani. Sevgimi hiç belli etmem. Ben de. Hiç belli etmem sevgimi. Yüreğimdedir. Yüzde vermem. Resmi bir ilişkiniz var değil mi? Çok resmi. Ama öyle değil. İşte öyle çok resmi değil. Çok yüz gözle değil. Çok yüz gözle. Tamamen aslında doğru olması gereken ilişki modeli. O yüzden de şey yaparlar değil mi? Saygısızlık yapamazlar mesela. Aklı çıkıyor ne? Saygısızlık yapacak. Yüreğe çıkıyor nasıl saygısızlık yapacak? Neye tahammül edemez Dilber'e? Ya yapma diyorsam yapma arkadaşım ya. O yaptığın şeyden sana zarar gelecek. O zararın da büyüğü bana gelecek. Yapma onu sen yapma yapıyor mu? Bu insan nasıl sinirlenmesin? Değil mi? Şu aşka gelelim aşka. Şık aşk. Şık şık aşka. Eşimle mi? 16-17 sene oldu ya. Ya maşallah ya. Ne güzel. Allah'ın emriyle evlendik eşimle. Birbirimizi sevdik. Ne güzel. O da Allah'ın emri işte. Rabbim yazmış. Tabii, şurada yazıyor. Alnımıza. Ben evlenmem diye karar almıştım. Mümkün değildi evlenmem. Babam da öyle bir karar vermişti bana. Kızım sen evlenme. Çoluğun çocuğun da büyüdü. İşte çocuklar evlendi. Şakalan dedim ki kızıma, küçük kızıma. Kızım dedim bak herkesin evi var, köyü var dedim. Aslında ben bir evlilik yapsam gücünüze giderim dedim. Anneciğim dedi sen zaten bizi kendine atadın.
İsteriz başında birisi olsun dedi. İsteriz dedi. Tabii ben de herife gıcıklanıyorum ya. Ha. Azıcık yüz alayım dedim çocuklardan. Oğlumla biraz giriştim. Oğlum dedim böyle böyle bir durum var. Anneciğim sen bize yaptığını yaptın dedi. Sen münasip geliyorsan hakkındır dedi. Ya. Düşünün yıllar önce bunu tabii söylüyorum. Biz herkes dedi akşam oldum dedi. Avradan alıp koyunu yatıyor dedi. Bacılarım da heriflerini alıyor yatıyor dedi. Anam tek başına yukarı çıkıp yatıyor dedi. İstersen evlen ana dedi. Sen bilirsin dedi. Sen miydin bunu diyen? Dedim iyi dedim ya biz. Dedim hadi Türkiye'ye, Almanya'dayız ama ikimiz de. Dedim Türkiye'ye gidelim. Sen beni dedim iste. Bir şeyler olsun dedim yana. Büyükler bilsin bunu. Böyle dedim ben kaçma başıma böyle şeyler biz bilmeyiz dedim. Sen dedim nereliydin dedim Sivaslıyım dedim. O zaman dedim önce Sivas'a gidelim. Bu diyormuş annesi gibi kardeşlerine. Ben Dilberay'la şu an beraberim. Söylemiş mi? Söylemiş. Ama daha evliliğimiz yok. Arkadaşlık ediyoruz. İnanmıyormuşlar. Aa. Onlar da deli hayranım. Aa tesadüf. Deli hayranım. Rahmetli kaynanam çok deli hayranımdı. Arkadaşımdı. Ne güzel. Arkadaşımdı. Dertleşen bir arkadaşım. Ne güzel. Tabii öyle bir arkadaşımdı. Allah rahmet etsin. Aa. Gittik Sivas'a gittik. Biraz durduk. Düzce'ye geldik. Ana. Hı hı. Geldiğimiz akşam Düzce yıkıldı. Birden bir ses geldi. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Allah'ım o günleri gösterme. Ay. Deprem mi? Yerden bir her taraf. İkinci kattayım. İnemiyorum. Millet atmış kendini. Satan kimse yok ki. Bir yeğenim var, bir bacım var yanımda. Onlar kendilerini atmışlar. Ben atlayamıyorum. İkinci kattayım. Attım be kendim. Ayağım kırılmış. Haberim yok. Haberim yok. Neyse dedim. Dışarıda hoparlörler bağırıyor. Evlerin yanlarına yaklaşmayın. İşte direk altına yaklaşmayın. Hükümet bağırıyor. Hı hı. Zundan her taraf. Millet çırılçıplak. Gece Ağustos. 17 Ağustos. Dediler ki oteller hep yıkılmış. Adamın kaldığı otele sordum yıkılmış yerinden bir dediler. Dedim ki adam öldü. Eyvah. Adam öldü. Sabah ışıdı. Dedim ki yeğenime oğlum beni dedim o arkadaşın kaldığı otele götür. Hiç değil dedim gideyim de adamın ölüsüne sahip çıkayım. Gittik. Millet anacık babacık günü. Çöllerde. Baktım ki çıplak bir adam geliyor karşıda. bir adam geliyor. Herkes çıplak. Kıyamet gece günüydü. Kıyamet. İbrahim dedim. Hı. Dilber dedi. Aha. Hemen sarıldık birbirimize. Parkın oraya gittik. Oturduk halkın içine. Babam bir de geldi. Başka bir çayırlığa gittik biz. Su olan yere gittik. Hı. Kardeşlerim orada kaldılar. Çok. Çünkü çadır çok. Gözüm açtım. Gözüm açtım. Zaten tereddütle yatan biriyim yani. Baba sen ne yapıyorsun dedi bacım. Ben dinliyorum, bacımı dinliyorum. Baba sen ne yapıyorsun dedi. Onlar Türkiye'ye dedi, evlenmeye gelmişler. Bu abi dedi, ablam istemeye gelmişti. Allah'ın emrinden dedi. Öyle kötü art düşünceli bir adam değil dedi. Anam Dilber'e mümkün mü kafaya kaldırsın? Daha çok sindi yatağa. Kız Dilber dedi. Eyvah. Dilber. Kız kim bu oğlan dedi. Dedim. Baba dedim ben bu oğlanla evleneceğim dedim. Dedin mi öyle? Artık burama geldi ya. Yeter değil mi? Sizden dedim ben istemeye geldi bu adam dedim. Kötü bir insan olsa dedim. Sizin yanınıza alır gelir miyim dedim. Sonra o da gelir mi dedim. Doğru. Bunu kardeşim çekiyor güççük kardeşim. Gel diyor şöyle dağa çıkalım diyor. O bela olan. Bela olan. Neyse. Gidiyor bunlar. Kardeşim diyor bu. Ben Allah'ın emriyle diyor ablanızı istemeye geldim diyor. Bu lafı deyince ulan diyor o. Bu gerçek bir delikanlı olmasa. Benden bunu bana bunu böyle söylemez diyor.
Niye söylemiyorsun? Kardeşim dedi ki rahmetli kardeşim. Aslan gibi delikanlıydı. İçimize gelmiş. Korkmamış dedi. İçimize gelmiş. Bacımı da Allah'ın evinden istiyor. Aha ben verdim gitti dedi. Allah Dilber'in ayakları yer tutmuyor. Dileriz herkes sizinki gibi bir aşka sahip olur Dilber'e Hanım. Peki bu büyük aşkın diğer kahramanı nerede Evrim? İbrahim! Bunu anlatıyorlar ya. Nasıl yapıyorsunuz evde, nasıl sesleniyorsunuz? Aynı böyle. Anlatıyorlar işte, evet. Doğru. İbrahim! İbrahim! Merhaba canım. 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 Merhaba tatlım. Nasılsın aşkım? İyiyim aşkım. Merhaba canım. Yani merhaba canım. Merhaba canım. Merhaba canım. Nasılsın aşkım? İyiyim tatlım. Merhaba canım. Merhaba canım. Nasılsın tatlım? Merhaba canım. Merhaba tatlım. Nasılsın tatlım? Nasılsın canım? Şimdi biz sizi dinledik Dilber Hanım'dan. Bir de sen anlat. Bir de sen anlatın. Nasıl aşk? Aşk nasıl aşk? Aşk 17 senedir gidiyor işte. 17 senedir gidiyor. Vallahi mi? Dilber'e ya da böyle dillere ressam bir aşk hikayesi yakışırdı zaten. Ne bunun sırrı? Sırrı birbirimizi üzmemek işte. Değil mi? Saygı. Saygı, sevgi. Hepsinin birleşimi bir şeyler nasıl getiriyor yani. Saygı olmazsa ne sevgi olur? Ay, aşk özünümüz. Ne sevgi olur? Aşk özünü. Efendim ne evlilik olur? Saygı çok önemli değil mi? Saygı bittiğim zaman. İş de olmaz, iş biter. Her şey biter, her şey. Doğru. Her şey biter. Doğru söylüyorsun. Bir daha yaptığımız meslek işi aynı olunca. Zevkler aynı, tabii, bakış tabii. Açıları aynı, dünyalarımız şimdi, aynı. Bakın çocuklar, çok evli çiftlerimiz var, aynı meslekte evlilikler var. Evet. Ben bir çifti özellikle Allah ağız tatlarını bozmasın. Sanat dünyasında evliliklerini mutlu bir şekilde yürüten birçok sanatçımız var. Aklına gelen var mı Evrim? Çağla Şikel, Emre Altuğ. Evet. Değil mi? Ne kadar güzel. Ha. Maşallah. Çok takdir ediyoruz doğru. Maşallah. Ha. Allah esirgesin ya Rabbi. Bu yalan dünyanın hanımefendisi. Kesinlikle öyle. Bu yalan dünyanın beyefendisi eşi. Gençler daha mı iş yapıyor acaba, kıvırıyor? Şimdi canım kızım. Gençler değil de saygı var, saygı var. Arada saygı var. O da aydın görüşlü birisi. O da aydın ama görüşlü Orhan birisi. Ama Orhan Gencebay'la Sevim Emre de öyle değil mi? Mesela yıllardır. Canım onlar anayla baba. Onlara bir şey diyemiyoruz artık. Onlar dede. Onlar dede olmuşlar. Dilberay annen de olmuş misal. Hı. Ama onları kefeye korursak ne paha biçilir ne değer biçilir. Vay vay vay, yüzüğü gördün mü? Ben aldım onu. Ya ne ha. Kadar güzel. Küpelerimin takımı. Bakayım. Oo. Çok güzel. Şimdi ne oldu siz gelmeden önce? Herif dedi, ne buldum biliyor musun dedi. Ne buldum dedim. Şu burnundaki hızmayı bulmuş. 10 senedir bu, hatırlıyor musun dedi bunu. Nereden hatırlayayım dedim. Bu dedi sen aldın ya dedi, o dedi. Ulan dedim, saklaya saklaya dedim. Bir 50 liralık şey imzaladık, milyarları yedik. Şimdi onu bana hiç paramız yetmediği halde gitti Adana'da yaptırdı, geldi ben hızmayı çok takarım. Evet evet görüyorum programları. Efendime söyleyeyim. Gitti bana bunu bir küpenin ucundan almış kuyumcuda, bunu hızma yapmış. Ben hiç bundan haberi yok onun. 10 sene oldu. Ama çantamda benim yanımda öyle durur. Aynen. Saklarım. Hani bir kasam yok ki kasaya basam. Hani bir yüklü bir altınım yok ki kasaya basam. Ama yalan dünyanın en mutlu kadınıyım. Dilber Hanım'la eşi İbrahim Bey arasındaki büyük aşk herkese örnek olacak cinsten. Hiçbir şeyim olmasın. Dünyada şu yalan dünyada kafana koyup yatacağın bir kulübem var mı? Bitti. Hanlar hamamlar senin olsun. He. Nemize yetmiyor el kadar hasır. Nemize yetmiyor el kadar hasır.
Bak şimdi ben ne dedim demin kızıma? Bir oda yapacağım bahçeye. Geldiğim zaman açıp gireceğim. Allah orada yatmak nasip etsin. Amin. Orada yaşamak nasip etsin. Amin inşallah. Hürrem bile öldü. Hürrem öldü. Nerede yaşıyordu Hürrem? Sarayda. Sarayda. Astı astı kestik kestik. Ama öldü. 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 Çakır bile öldü be. Çakır bile öldü. İbrahim bile öldü ya. Ya he ya. Olacak iş ama ya. Öldü hep. Şey Hürrem. Hürrem. Fena ha. Değil mi? İzliyor musunuz dizi Efe? Adam. Şey, senin oynadığın o dizi. Alemin Kralı. Yani. Bizim. O. Komedi. Evet. O şey. O kız var diye neydi? Sen benim film izledin mi? Beyner mi Deli? Hayır. Son film mi? Evet. Onu izleyemedim. Hayat sana güzel. Onu izleyemedim. Şirketin yarısı benim olacak. Yuh. Numara yapma. Kızım rekabet büyük, büyüteceksin. Ay, rekabet büyük de anam bunlar da küçük değil yani. Tuh sarı su Fatma. Eyvah yakalandın evrim. Dilberay Hanım affetmez bunu bizden söylemesi. Çalışıyoruz. Ha. Affedersin bunlar beni ırgat gibi çalıştırıyor Dilberay Hanım ya. Sen beni demek sen beni sevmiyorsun. Suçu bize atarak kurtulamazsın evrim. Düşündüm onu. Sen beni sevmiyorsun anlaşıldı. Kurban olurum. Git de Dilberay'ı bir orada gör. Bak Beynel Milal diyorum beni sevmiyorsun diyor. Evladım, her şeyi anlatıyorum. Beni sevmiyorsun ama diyor. Ben daha yeni bir film yapmışım. Hayat sana güzel. Git bunlar doğru. Göndermiyor kardeşim. Zorunda mıyım? Bana onu söyle zorunda mıyım? Kardeşim niye göndermiyorsunuz siz benim kuzum? Bunlar beni ırgat gibi çalıştırıyor. Bak bu haftam nasıl yoğunum. Anam çöp gibi kalmışım. Azıcık kendine ya bak. Ya, nedir ne oldu be? Şu bacağımın birini vereyim de sağa. Versene. Taşım ayrı. Kalksana bak resimlerim var. Şu fotoğraflara var. Bakalım. Ha göstereyim gel. Gidiyor musunuz? Evet, tamam. Bak şu biraz zayıftım orada. Evet. Şimdi çok kilolu değilsiniz ya. Çok kilolu değilim ama... Biraz vermem lazım. Evet sağlığınız için evet. Tavsiye ederim. Bakayım. Aa, stüdyo Sivas. Sokakta geziyorduk. Buna eşimin arkadaşı resimciymiş. Gelin fotoğrafını çekeyim dedi öyle girdi vay çektik. Be. Dudaklara bak ya bayılıyorum diye İbrahim dudaklarına. Sezen Aksu. Satayım sana. Var bende. Ne, iyi değil mi? Aa, çok seksi. çok seksi. Bu kim? O... Beraber program yaptığım evladım. Hı. Adı ne? Bir çam daha devirdin evrim. Böyle giderse Dilberay'la aranız bozulacak ondan korkuyoruz. Ela! Sen bilmiyor musun o çocuğun kim olduğunu benden adını soruyorsun? Nasıl çeviriyor gülüm? Nereden bileyim inat biraz? İnat değil mi ben de söylemeyeceğim. Bul çıkart bakayım. Caner misin? Titanik yapalım mı? Titanik müziği koy. Sıtkı, Sıtkım sayılır. Dilberay oradayken montajda şarkı koymaya ne gerek var evrim? Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Neydi sonra? Söylemeyeceğim. Küstün mü Valijen? Sadece sen değil, Fenerbahçeli futbolcular da kızdırmış Dilberay Hanım'ı evrim. Fenerbahçe'ye küstüm. Neden? Şampiyon oldu çocuklardan. Bir arayıp da bir merhaba demediniz ya. Mutfağa gidelim. Gidelim anam benim. Buyurun. Hadi. Ha. Akıllı ol ikinizi de yakarım ha. Dilberay'la birlikteyim ben. Gel. Gel. Evet geldik. Bizde hayat böyle. Erkekler çalışır, hanımlar oturur. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet. Çayımızı kahvemizi de yapmışlar çok şükür. Bizim erkekler böyle ya. Bizim çalışın ailede böyle. Çalışın herifler çalışın. Ne yapıyoruz Dilberay hanımcığım? Hatay tavası yapıyoruz. Abilerim, ablalarım, abilerim, kardeşlerim. Hoş geldin kardeşim benim. Hoş buldum. Abi. Bak çalışır, çok teşekkür ederim. Çalışırken çayları da burada keyif de yapıyorlar bir yandan. Bunu içmeden olmuyor. Olmuyor değil mi? Olmuyor. Sizi bir tanıyalım. Sizden bahsetti Dilberay Hanım az önce. Ben Dilberay Hanım'ın evladı gibiyim. Dedi yani zaten. O benim öz annem gibidir. Ne bu? Şimdi nasıl yapılıyor bu? Önce domatesleri. Nerede domates? Önce kabuklarını soydum. Bakar mısın ya? Bak. Murat Kurşun kabuklarla yapmıştı bize yemeği. Evet. Dedim ki soy, soyulmaz diyor vitamini onda. Hop küt! Niye? Kabuğunu soy. Ben kabuğuyla beraber yiyeyim. Ben ne?
Neyse bir şey diyemem lan. Her yiğidin bir yok. Ama lezzeti orada. Kimde? Kabuklar. Böyle ağzı geliyor ya. Bizde, ama bizim evde annem öyle alıştırdı. Salatamızda, yemeğimizde kabuksuz. Neyse hadi bildiğin gibi yap karışım. Yani. Ben ayıklayarak yerim o zaman. Ben öyle bir şey hiç duymadım hayatımda. Annem bizi ne yaparsa yapsın sofraya bunu. Böyle de normal doğrayıp da geçse, salata da yapsa, yemek de yapsa soyar kabuğunu. Yani illa, illa hem kabuğu soyulacak. O kabuk ağza gelince ben bir iliti oluyorum. Ya lezzeti diyorlar ama bizim örfümüz adetimizde de illa o kabuk soyulacak. Yani. Bizde de öyle işte. Hepimizde işte. Siz nerelisiniz? Ağzım. Eski devir değil. Şimdi herifler avrada hizmet edecek. Evet. Eğer hizmetinde kusur olursa cezaya basar. Duydun mu? Sen duydun mu Selçuk? Özleysen, aferin. Canım duysunlar işte. Diğerleri de duysunlar. Onlar yani o bundan 50 sene önce, 100 sene önceydi. Tabii canım. O şeyler. Eskiden de onlar. Ha, kendisi aşçı ama. Ha. Yurt dışında aşçıydı. Normalinde aşçıdır. Öyle mi? Tabii. Ha, söylemiyordu hiç bak edebeli. Söyleyecektim de Dilber orada hemen lafıma karışıyor. Bir üzüldüm, bir üzüldüm. İçe döndüm. Bir şarkı vardı, onu söylesene. Bu şarkı artık senden çıkıp halka mal oldu evrim. Merhaba canım. Ha? Merhaba canım. Nasılsın aşkım? İyiyim tatlım. Biliyor musunuz şarkıyı? Yok. Ana, benim bestem ayol. Şaka diyorum. Ne? Bilmez olur mu? Fenomen olur abi. Oo. Çok şükür. Biz de albüm çalışmalarına başladık. Tamam. İlk program o zaman da sanatçı olarak alıyoruz. Kesin geliyorum. Dilber ablam bana kapıyı açtı. Ben kesin geliyorum. Geliyorum diyenlere çok gördük. Hele hele bak. Daha sen beni tanımadın Dilber Ay. Peki. İbrahim. İbrahim. Daha beni tanımadınız. Altaya görüşürüz. Alo diyeceğim. Ama albüm çıkarmadım ki de albüm çıkınca dedim. Albüm çıkınca diyor anne. Sen ne zaman albüm çıkaracaksın? İşte bir ara. Yani oldu. Oldu ya. Beste yaptım ya. Merhaba canım. Ha, merhaba canım. Evet evet. Nasılsın güzel aşkım? Satar. İyiyim tatlım. Bunun altını bir doldurmak lazım. Doldurduk mu yürür. Doğru yerdesin o zaman Evrim. Ne dersiniz sevgili izleyiciler? Dilber Ay'la Evrim Akın düeti güzel olmaz mı? Böyle ince ince. Doğruduk. Harbiden şunu inceliğine. Vallahi ya kağıt gibi ha. Evet. Gibi sakal baksana. Çok ince erkeğemişim be. Vallahi maşallah. Sonra? Evet. Soğan mı? Soğan yok ama. Yok. Öyle mi? Sarımsak. Sevmiyor musunuz soğan? Yok sevmiyorum da bunun içine de girmez. Bu yemeğe girmiyor. Anladım. Sarımsak. Ama biz maydanoz. Sarımsak nerede? Maydanoz mu? Koş komşuya al. Koş komşuya al. Değil mi? Eskiden git. Komşu vardı o. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Evet oğlum. Cihan'ın şeyler nerede? Sarımsaklar nereye koyduk heyecanla? Bir şey yanıyor ama. Fırın duralım. Benim komşum var. Sevgili Oytun, sevgiler. Gelir böyle kapıyı çalar. Hay limon şu var mı diye girer. Buzdolabını açar, alır gider. Böyle olmalı bence ilişkiler. Ya. Tabii. Komşunun, biz başka bir kabiliyiz. Ama maydanozu bulamadım. Sadece sarımsak buluyor. İyi sarımsak verdi, ona da şükür. Ben bunu nasıl öğrendim? Bak sen açtın. Ay bir dakika. Bunlar nasıl? Ama sana da çürük ezik sarımsak vermiş. Ama komşuda ne bulduysak işte ya. Dedim ya işte sarımsak alalım. Bak hiç öyle yapmıyorum ben. Böyle yapıyorsun. Ama sizin ne yazık ki sarımsaklarınız biraz yıvışlamış. Sarımsaklara bahane bulma Evrim. İyi aşçı 52 malzemeyi en iyi şekilde değerlendirmeyi bilmeli. Bak Dilber Hanım çok sever mesela sarımsağı. Ben de severim. Ben soğan, sarımsak, taze soğan. Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Dilber Ay'dan canlı canlı tavukları pişirmişim türküsü. Birazdan Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Bir türkü söyleyeyim mi size? Kurban olurum. Hatta yanına geleyim. Hadi git orayı. Biz de burayı yapalım. Dinliyorum. Çekin çocukların yanından da işini görsünler. Öldüm acımdan ya. size ne söyleyeyim? Sarı sabahlıkta yakışmaz mı? Sarı sabahlıkta yakışmaz mı güzeller? Anam güzel. Yanlış seslere basıyorsunuz dikkat edin. Valla göz gelince de baklar döner gazeley. Anam gazeley. Aman.
Ben ölürsem de sen git yal. Rını tazeley, bacım tazeley. Aho aho. Haya benim babam haya. Bana tut kulumdan da salla beni mezara. Bacım mezara. Tavukları pişirmişem, hacıyı da çarşıya göndermişem. Tavukları pişirmişem, hacıyı da çarşıya göndermişem. Akşama geleceğim, hacı baba nerede mi? Tavukları pişirmişem, hacıyı da çarşıya göndermişem. Tavukları pişirmişem, hacıyı da çarşıya göndermişem. Akşama geleceğim, kız akşama geleceğim. Bir gelemedin yavrum oğlum. Bir gelemedin. Anahtarlar pencerede, tavukta pişer tencerede. Anahtarlar pencerede, tavukta pişer tencerede. Ağzınıza sağlık Dilber Hanım. Bu türküyü tam da yerinde söylediniz. Çok acıkmış olmalısınız. Belki evinde Hatay tava yapmak isteyen izleyicilerimiz vardır Evrim. Tarifini verelim mi? Sarımsakları ince ince doğruyoruz. Kuyruk yağlı kıymamızı tepsinin ortasında bırakıyoruz. Biberlerimizi gördünüz. Bir kağıt inceliğinde kesilecek. Kağıt gibi yanımdan. Sarımsaklarına nasıl kesiyor? Bak benim aslanıma bak aslanıma. Onu dedim ya ince ince. İnce ince doğradığınız sarımsakları kuyruk yağıyla harmanlanmış kıymanın içine atıyorsunuz. Şık şık. Şık şık şık. Hacı Yıldız'a çarşıya göndermişim. Devam ettim. Balıkları pişi... Balık... Balık yok. Burada tavuk mu var? Tavuk var. Şarkıları karıştırmış olmayasın Evrim. Yoğuracaksınız. Tabii. Bunu bana da mı getirdin? Tabii. Kim yoğuracak? İkiniz birden mi? Yani. Nerede sen yoğur ben yoğurum. Fark etmez. Şimdi enişte bunları soyduğu enişte için. Enişte doğradığı için o İbrahim, yorulmaz. İbrahim oğlum yoğursun sen sürme elini. Ben seyrediyorum. Kokar ha. Elin. Evet. Tuzu getirdin mi? Pul biberi de getir. Pul biberi getir. Bak nasıl biliyorum ağacım. Şurada içeride benim bir biberim vardı. Ben onu alayım da geleyim. Bak hele. Hatay biberi. Oo. Ana. Herif anları ben biliyorum çantamda taşıyorum. Hadi ya. Ciddiyim. Valla süper. Bir lokantaya girdim. Minder var yerde oturuyorum efendim. Onu ben lokantaya girsem bile çantamdadır. Acı yok değil mi? Pat çıkartırım çantamdan. Garson da öyle bakar. Bak bu sizde olmadığı için bunu burada yiyorum oğlum diyorum. Getir. Ha bibere bak biberi kes. Oh canını yerim seni herifim, herifim. Allah eksikliğini vermesin. Amin. Şimdi öbür tarafa geçelim de oğlum. Şimdi mektuplara geçelim. Aa mektuplara bakalım. Mektuplara gidelim. Yatak odasına gidelim. Yer yatağı, yer yatağı. Evet arkaya geçelim. Çocuklar kusura bakmayacaksınız. Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Oho, bekler. Ağlamak yaman. Dilber Ay hayranlarından gelen mektupları okurken gözyaşlarını tutamayacak. Bu yavrularım anasıyım ben. Birazdan Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Dilberay ablacığım, bu Fenerbahçe'nin fenomen bir şarkısı oldu tavukları pişirmişim. Özellikle bu şampiyonluk kutlamasında bütün stat inledi değil mi? Evet. Ne kadar büyük. Türkiye Cumhuriyeti inledi. O ayrı tabii ki. Ama hani önce oradan böyle Fenerbahçe'nin resmen marşı gibi oldu. Evet. Ne güzel ya. Tavukları pişirmişim, acıyı da çarşı.
tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Allah tebrik ediyoruz bu arada. Ha, hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. Değil mi? Onunla beraber benim tavukları pişirmişim olan türküm de şampiyon oldu. Allah ikisini de yoluna çekesin. Amin. Amin. Dilber anne, senden ricam, annem için parça isteyeceğim. Zorunda mıyım parçasını? Bu ve ailem için, bunu ailem için istiyorum. Mevlam sizi başımızdan eksik etmesin. Tüm Türkiye sizi amin seviyor. Amin. Hürmetle ellerinden öpüyorum Dilber anne. Hoşça kal. Her gece rüyamda işinle seni, hep seni görmek zorunda mıyım? Her gece rüyamda işinle seni, hep seni. Bu yavrularımın anasıyım ben de. Ağlama kıyamam. Hayranlarından gelen mektuplar belli ki çok duygulandırdı Dilber Hanım'ı. Kendisine getirdiğin hediyeleri versen biraz neşesi yerine gelir mi acaba Evrim? Tamam. Allah! Bak neler getirdim ben sana. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Bak, çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok güzel. Bu daha güzel. Bu en güzel. Şöyle boks yumruğu çıkmıyor gözünün üstüne şöyle bir. Ona mı? Ağlama diye mi? Bir bıçak yok mu ya? Ben artık uzman oldum. Tadam. Kızım gene metrobüse getirdin bunu. Kamyon güzeli bunlar ya. Çok güzel. Ankara'ya ben ya first class bunlar kamyonlar kapı. Çok güzel, çok güzel. Teşekkür ediyorum. Buyurun bir tane alın mı? Gerçi yemek yiyeceğiz şimdi. Yemekten sonra yeriz. Yemekten sonra yeriz. Sizin bir canınız çekti elinize atın. Tabii ben severim. Ne güzel. Ay pardon. Yemekten sonra. Ya siz değil. Biz kızlar öyle yemekten sonra. Ben de hediye. Onu seviyorum ya kendi fikrim diye. Ay çok teşekkür ederim. Bu da programımızın hatırası. Evet teşekkür ederim. Evet. Evrim hakkında yakışıyor. Çok teşekkür ederim. Ooo. Mango. Evet. Ana. Çok güzel. Ana. Teşekkür ediyorum masanın üzerine. Evet, siz altın rengi seviyorsunuz diye buradan ve şuradan anlaşılacağı üzere. Teşekkür ederim. Çok doğru bir seçim yapmışlar. Teşekkür ederim. Herkes güle güle çok kullanın. Çok teşekkür ederim. Kullandıkça bizi hatırlayın. Aç tava yemesin. Şimdi o zaman mektupta okuduk. Orada da istek vardı zaten. Şöyle hüzünlendik de, sevindik de, hediyemizi aldık. Güzel bir şöyle bir kuplecik de olsa bir türkü veya şarkı. Haklısın. O zaman bizim sürekli okuduğumuz anamla beraber okuduğumuz bir güzel eser. Böyle yaşamanın tadı kalmadı. Düşenin dünyada dostu yokmuş. Ne dedimse deli kafam almadı. Düşenin dünyada dostu yokmuş. Aman aman yokmuş, aman aman yokmuş, aman aman yokmuş, aman. Düşenin dünyada dostu yokmuş, eman eman yokmuş, nidem nidem yokmuş, ölem ölem yokmuş. Allah kimseyi düşürmesin. Amin. Gördüğünden de ayrı koymasın. Amin. Allah yavrularıma da özgürlük nasip etsin. Yemekler hazırmış ana. Hadi öyleyse İbrahim Bey'i bekletmeyelim. Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Koş, koş, tavukları koş. Pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. İbrahim Bey'in yemek hazır anonsundan sonra biz sofraya geldik. Ama bakalım şimdi nasıl yemek gelecek değil mi? Şimdi o yemeği biz sofraya koyacağız, tabaklar kalacak. Bunları alayım mı? Alın bunları. Bunları boşuna mı koymuşlar? Bunlar. Tavukları
pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Bunu ne sıklıkta yapıyorsunuz bu yemeği? Bu Hatay tavuğu. Hı hı. Evet. Biliyorum tamam. Söyledim. Hı. Yani biz de... Hatay, Antep yok işte. Bizde de böyle moda. Nasıl? Bizde de böyle moda. Ortadan yemek mi? Evet. En güzeli. Ben Avrupa gördüm abiciğim, ben öyle yiyemem çatalla. Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Çok değişik ya. Vedamızı yapalım değil mi? Arkadaşlarım da izin soğumasın ekibimiz. Ne yufka yüreklidir o. Sürekli uğraşsa da hiç kıyamaz çalışma arkadaşlarına. Çok teşekkür ederim efendim. Bizi ağırladınız, yemekler yaptık, şarkılar söyledik. Kah ağladık, kah hüzünlendik, kah güldük, eğlendik. Ben Hüzce'de de bir final yapalım istiyorum. Yaz finali şöyle, güzel bir. Gel. Geleceğim. Gel sana bir boyun keserim dalasayı. Allah! Ben kilo alıp döneyim böyle. Bunu da duydun ya Evrim. Kesin gidiyoruz Dilberay'ın Düzce'deki evine. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir şey yapamazsın. Yapamam mı? Şimdi bu Kıbrıslılar diyor ya, teşekkür ederim, değmez. Değmez diyorlar. Şey yemek yerken hiç benden hatırlamayın. Ulaşmayacağım. O zaman ben kapatayım, siz yemeğe devam. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.